eski adının gereksiz ve tehlikeli bir sahte bilim olduğunu artık tüm takipçilerim anladı. Çünkü 1000'e yakın video yaptık. Peki hamamlarda tellaklar var. Yani keseleyenler. Bunlar da gereksiz ve tehlikelidir. Çünkü onların çıkardıkları kir değildir. Derinin üst tabakasıdır. Hatta kullandıkları birçok sabun ve deterjan da deri için toksindir. İnsan derisi şöyle söyleyeyim. Yani yağ bulaşırsa, yani birçok kirletici bulaşırsa elbette bunları uzaklaştırmak için sabun gerek. Ancak sabun temiz deri için toksittir. Onun için birçok kadın sabunla yıkandığında vajinal bölgelerde genelde enfeksiyon olur. Hatta sık elini yıkayan veya işte mikrop kırıcı denilen günümüzde çok kullanıyorlar. Elini sıkça yıkayan insanların eli mikroptan kurtulmaz, yaradan kurtulmaz. Çünkü bunlar derinin yani eldeki mikrobiyatayı darmadağın ediyorlar. Yani sabun veya işte mikrop kırıcılar virüs ve bakterileri deriden uzaklaştırarak, kaygan bir zemin oluşturarak deriden uzaklaştırıyor. Böyle temizliyor, yoksa öldürmüyor. Ancak çok fazla yapıldığında mikrobiyata ölüyor. Benzer şekilde tellaklar geçmiş zamanlarda 100-150 yıl önce insanlarda yani kanalizasyon veya sağlıklı suya ulaşım, sıcak suya ulaşım yoktu. Gerekli bir meslekti. İnsanlar bolca kirliydi. Günümüzde ise gerek yok. Yani tellakların hamamda yaptıkları keseler gerçekte derimizi darmadağın ediyor. Elbette bunlar bir şaka. Tellakla psikiyatri arasında nasıl bir ilişki var? İkisi de sahte ve tehlikeli bir meslek. Gelelim pansumancılığa. Bakınız pansumancılık günümüzün modern tıbbın uydurduğu mesleklerden birisidir. Temiz cerrahi yaralarda yani ameliyat ortamında, hijyen bir ortamda açılan yaralar kapatılabilir, dikilebilir. Kan akışını engellemek için pansuman yapılabilir, kapatılabilir. Ancak 24 saat sonra etkisizdir. Bugün deneyimli cerrahlar ve hekimler şunu belirtiyor. Açık yaraya yapılan pansuman gereksiz hatta tehlikelidir. Çünkü yaranın iyileşmesini engeller. Deriye sürülen tentridiyot, alkol, yağlar ve benzeri ürünler yine gereksizdir. Hatta yaranın kapanmasını engelliyor. Kirli yarayı, açık yarayı temiz bir suyla yıkamak çok çok daha etkili ve vücut kendi kendini zaten tamir ediyor. Deneyimli cerrahların ve hekimlerin beyanlarına göre pansumancılar bazen cerrahlardan daha itibarlı olabiliyor. Yani ameliyat olmuş, işte yarası kapanmış hastaların evine gidip onları pansuman yapıp bahşiş alabiliyorlar. Hatta ameliyatlara bile giriyorlar. Bu elbette onlara bir statü yani bir ünvan kazandırıyor. Acil servislerde pansuman gerekli olabilir, tampon gerekli olabilir. Çünkü kan akışını engellemek için. Pansumanın veya tamponun yarayı sarmanın amacı çevreyi kirletilmesine engel olmak, kan akışına engel olmak. Yani pansumancılığın tıpta yeri çok çok az. Bir cerrah yarayı diktiğinde kan akışı olmaması için oraya tamponla bastırabilir. 24 saat pansuman yapılabilir. Ancak bunu cerrahın yapması gerek. İlkokul mezunu bir kişinin pansuman yapması doğru değil. Peki, bunu ekonomi politik açısından, ekonomik antropoloji açısından düşünelim. Niçin pansumancılar var?
pansumancılık modern tıbbın ritüellerinden birisi. Ancak bunun ekonomik bir anlamı var. Birçok pansumancı cerrahların pazarlamacısı durumunda. Yani şöyle söyleyeyim, bir nevi halkla ilişkiler uzmanı. Adam işte hastanın evine sık sık gidip bahşişini alabiliyor. Alabilir tabii, ekmek davası. Ve orada hekim ve cerrah öneriyor. Hekim ve cerrahtan çorbasını alıyor. Yani restoranlarda değnekçilik vardır. Değnekçiler genelde bir mal pazarlar veya hizmet pazarlar. Yani pansumancılık da cerrahların değnekçisinden, pazarlamacısından başka bir şey değil. Pansumancılık yok edilmesi gereken, yasaklanması gereken bir meslektir. Çünkü gereksizdir, hatta tehlikelidir. Modern tıbbın sapça uygulamalarından, dogmalarından birisidir. Gezdiğin yerleri çok dolanmışım, eşkinin oduna gizli yanmışım, eşkinin oduna gizli yanmışım. Artık bahar değil, karlı bir kışım, odlanıp yansan da aktarma beni, odlanıp odlanıp yansan da aktarma beni, odlanıp yansan da aktarma beni.